Aşklarım, hepinize merhaba. Yeni bir videoyla daha karşınızdayım. 2 haftadır ben neredeyim? Acaba neredeyim? Tatildeydim. Küçük bir yıllık izne çıkmıştım. Benim bu ara bir yıllık izinler biraz arttı. Kusuruma bakmayın lütfen. Bir yıllık izinimde Instagram kapandığında mecburi izne çıkarılmıştım. Neyse ki geri döndük. Ben de sizleri çok özledim. Bu arada video çekmeyi de çok özlemişim. O yüzden güzel bir videoyla geri döneyim dedim. Şimdi biliyorsunuz ki bayağı benim kanalımda fazla izlenen videolardan biri sayılabilecek bir videom var. O da Atakan'ın hikayesi. Bilmeyenler için de İnci Sözlüğün en meşhur yaşanmış paranormal hikayesi adlı başlıklı videomu izleyebilirsiniz. Orada böyle Türkiye'de çok böyle meşhur olmuş. Biraz yamuk mu duruyor kamera? Türkiye'nin popüler paranormal hikayelerinden bir tanesiydi benim okuduğum Atakan'ın hikayesi. Bayağı da izlendi ve ilgi de gördü. Ben de dedim ki aslında bunun ikincisini çekmek istedim ama hani Türkiye'de başka hikaye böyle çok meşhur aklıma gelmedi. O yüzden dedim ki bir de yabancılarınkine bakalım dedim. Böyle İnci Sözlük, Ekşi Sözlük gibi yabancılarda da ne vardır? Reddit vardır. Tamamen hani Sözlük'ün aynısı bir platform diyemeyeceğim. Daha çok forum gibi de. Ama dedim ki hani Reddit'in paranormal kısmı da var. Bir başlığı da var. Hani alt başlığı da var. O yüzden orada en çok okunan korkunç böyle herkesi çok etkilemiş hikayeyi bulmaya çalıştım ve en çok beğenilen, en çok konuşulan, hani bundan sonra da bu adama ne oldu acaba falan diye böyle konuşulan bir hikayeyi buldum. Hazırsanız size bugün bunu okuyacağım. Ne kadar uzun sürecek bilmiyorum. İngilizceden Türkçe'ye çevirdim. Şu anda önümde. Yine uzun bir video olacak gibi geliyor. Çünkü bayağı okuyacağım buradan. Hikayenin orijinal linkini de aşağı atacağım. İsterseniz oradan da takip edebilirsiniz. O zaman hazırsanız hadi gelin başlayalım. Eşim köşelerden ve mobilyaların arkasından beni gözetliyor. Garip olmaktan korkutucu olma durumuna geçti. Başlık bu. Daha sonra adam yaşadığı hikayeyi, eşiyle yaşadığı hikayeyi anlatıyor. Eşim Lynn ile 6 yıldır birlikteyiz ve 11 aydır evliyiz. Birlikte geçirdiğimiz tüm geçmiş çok normaldi ve hiçbir zaman garip davranışlar veya kırmızı bayraklar fark etmedim. Kırmızı bayrak dediğimiz red flag. Garip bir şey fark etmedim, kötü bir şey fark etmedim karımla alakalı diyor. Tüm bunların onun için ne kadar karakter dışı olduğunu yeterince vurgulayamam. Ya bundan sonrakiler diyor onun. Ben her cümlede açıklayacak mıyım size? İngilizceden Türkçe'ye çevirdiği için otomatik bazı cümleler tuhafsa diye açıklama gereği hissediyorum. Kusura bakmayın. Lynn çok nazik, zeki ve düşünceli biri. Her zaman saçma sapan şeylerden uzak duran bir insandı. Çocuksu davranmak veya beni korkutmaya çalışmak normalde yapacağı bir şey değil. Korku filmleri izlemekten bile hoşlanmaz. İlk çıkmaya başladığımızda korku filmlerini ne kadar sevdiğimi bildiği için benimle The Shining'i izlemeyi kabul etti. Bu harika bir filmdir. Aklınızda olsun. Herkes biliyordur herhalde. O kadar korkmuştu ki filmi kapatmak zorunda kalana kadar filmin yarısını bile izleyemedi. Ürkütücü olan hiçbir şeyden hoşlanmıyor ve şakalardan hiç hoşlanmaz. Bu sadece onun tarzı değil ve bu benim için bir problem değil. Ama bu konuda çok garip olan şey tam da bu. Bu anlatacağım hiçbir şey ona benzemiyor. Ayrıca hiçbir zaman akıl sağlığı sorunları yaşamadığını ve bildiğim kadarıyla ailesinde bu tür sorunlar olmadığını da eklemem gerek. Bazı insanların akıl sağlığı sorunlarını gizleyebildiğini biliyorum ama birlikte olduğumuz 6 yılda bir işaret görmüş olurdum sanırım. 2 ay önce işe gitmeden önce kendime kahve yapmak için mutfaktaydım. O sabah biraz geç kalmıştım ve her zamanki sabah ihtiyacımı karşılamak için Dunkin Donuts'a gidemeyeceğimi biliyordum. Ya gereksiz bir detay. Koridordan ön kapıya doğru aceleyle yürürken kahvemden bir yudum aldım ve Lynn'in köşeden bana baktığını fark ettim. Sadece gözlerini ve duvara asılı uzun koyu saçlarından bir tutamını görebiliyordum. Yani duvar. Yani şu duvar, şu tarafı görmeyin. Böyle saçının bir tutamı ve bir gözü. Anlatabildim mi? İnşallah anlatabildim şimdi. Vücudunun geri kalanı köşenin arkasına saklıydı. Onu gördüğümde neredeyse kahvemi döküyordum. Dudaklarım yanmıştı. Aman tanrım Lynn dedim. Pantolonumdan birkaç damla kahveyi silerken beni çok korkuttun. Yakalanmış küçük bir çocuk gibi hemen görüş alanımdan çıktı. Oturma odasına doğru koştuğunu duydum ve ön kapıya vardığımda görüş alanımdan çıkmıştı. Gerçekten garipti bu ve dediğim gibi onun karakterine hiç uymayan bir davranıştı. Ama aynı zamanda daha şakacı ve biraz daha az ciddi olmasını da komik bulmuştum. Onu sevdiğimi haykırdım ve ona tuhaf olduğunu söyledim. Kapıyı arkamdan kapatırken onun güldüğünü duydum. Davranışı biraz tuhaftı ama kesinlikle bir rahibi çağıracak bir şey değil. Acayip iyi. Bir rahibi çağıracak bir şey değil. Öğle yemeğine kadar bunu unuttum ve eve vardığımda normal haline dönmüştüm. Ben de konuyu açmadım ve hayatımız devam etti. Bir sonraki olay 3 gün sonra oldu. Saat gece 2 civarıydı ve bir içki almak için uyanmıştım. İçki dediği şey içecek muhtemelen. Su falan yani. Mutfak adasında duruyordum. Mutfak adası dediği motoruzki ada. Çok özledim. Böyle aptal gibi çeviriyorum da. Elimde bir sürahi portakal suyu vardı ve izlendiğime dair güçlü bir his hissettim. Nedense yere baktım ve karımın gülümseyen yüzünün bana baktığını gördüm. Adanın diğer tarafından bana bakıyordu. Kocaman, kırpmadan gözlerini bana dikmiş ve sırıtıyordu. Çığlık attım, itiraf ediyorum. Sinirden değil, korkudan. O anda nedense çok korkmuştum. Nedense mi?
kanka. Çığlığımı duyunca Lin görüş alanımdan geriye doğru kaçtı. Elleri ve ayakları fayans zeminine çarparak dört ayak üzerinde mutfaktan aceleyle çıktı. Onun peşinden koşmadım. Hatta ona bağırmadım bile. Sadece şok içinde donup kaldım. Onu bunu yapmaya neyin zorladığını merak ettim. Yukarı çıkmamı itiraf etmek istediğimden biraz daha uzun sürdü. Ama sonunda yaptım. Yatak odamıza vardığımda Lin yan yatmış uyuyordu. Ya da en azından uyuyormuş gibi yapıyordu. Bir süre orada durup nefes alışını izledim. Gerçekten uyuduğundan emin olmak için. Yatağa girdiğim anda üzerime atlayabileceği hissine kapıldım. Ama öyle yapmadı. Yatağa girdim, hiç kıpırdamadı. Nefes alışı yumuşak ve derindi ve her şeyi rüyamda mı gördüğümü merak etmeye başlamıştım. Bundan sonrasını bu arada ben okumadım. Ben buraya kadar okumuştum hikaye güzel mi diye. Bir tık ilgimi çektiği için şu an sizlerle beraber ilk kez ben de okuyor olacağım. Ertesi sabah kahve içmeye gelmesini bekledim ve ona bir kupa uzatıp yanağını öptükten sonra ona sormaya karar verdim. Bu arada hani ben böyle bir şey yaşayacağım gece. Kocamı hani zarsarak uyandırma. Sen ne yemeği bana ne yaptın az önce falan derim. Hani gidip de uyuyormuş ay falan deyip de yanına yatmam. Bir de yanına yatmam bu arada. Hani o gerçeği söylemeden edemeyeceğim. Adam neyse sabah uyanıp kahvesini yapıp yanağından öpüyor falan. Dün geceki şey de neydi diye sordum. Onu gücendirmemek veya utandırmamak için sesimi yumuşak tuttum. Şey yapmaya çalışıyorum. Empati. Onu utandırmamak için yok abi sen manyak mısın falan derdim. Yani hiçbir şekilde böyle davranma. Kahve fincanın üzerinden kaşlarını çatarak ne demek istediğimi hiç anlamamış gibi başını salladı. Yine bana bakıyordun oradan dedim. Mutfak adasının yanındaki zemindeki noktaya işaret ettim. Bakışlarımı takip etti ve bana geri baktığında kahkahalarla gülmeye başladı. Öyle çok güldü ki ona katılmaktan kendimi alamadım. Bazen beni ürkütüyorsun biliyor musun dedim. Kıkırdadı ve fincanını tezgaha koyup kollarını boynuma doladı. Sen de beni her zaman ürkütüyorsun. Sanırım artık eşitiz diye takıldı. Vedalaşıp işe gittik. Bu kadar mı? Şimdi bir şey diyeyim. Bu karı hani farkında olmasın tamam mı yaptıkları şeyden. Benim kocam gelecek bana sen gece bir yaz benim burada izliyordun diyecek. Ben aha sen de beni korkutuyorsun falan. Ben de ne saçmalıyorsun falan derim ya. Bu konu konuşulmayacak mı? Bu konu burada bitti mi yani? Vedalaştık ve işe gittik. Arabayı sürerken adanın arkasından bana sırıtırken onu görmenin ne kadar ürkütücü olduğunu düşünüyordum. Süründerek uzaklaşırken ellerinin yerde çıkardığı sesler. Kendi kendime sadece aptalca davranmaya çalıştığını söylüyordum. Sadece korku türündeki her şey olan sevgime katılmaya çalışıyordu. Yani ben korku seviyorum diye karım da böyle garip şeyler yapıyor. Evet kanka. Ondan korktuğum falan yoktu ama yine de bana doğru bir şeyler varmış gibi gelmiyordu. Bana daha fazla baktığını görmeye başladım. Bazen kanepenin veya oturma odası perdelerinin arkasından dışarı bakıyordu. Hatta bir keresinde yatağımızın ayağında duran büyükannesinin eski sandığının içine girmeyi bile başardı. Sandığı eski menteşeleri onu ele vermeseydi orada olduğunu hiç fark etmemiş bile olabilirdim. Kapağını, yüzünün sadece yarısını görüneceği kadar kaldırmıştı. Heyecanlı bir yürümeye başlayan çocuk gibi sırıtıyordu. Sinir bozucuydu. Ona ne söyleyeceğimi bile bilmiyordum. Tek yapabildiğim bakmaktı. Tek yapabildiğim bakmak mı? Bu arada ışığım şu an biterse var ya gebertirim ışığımı. Hani böyle, düşünsene evde böyle şey, manyak manyak şeyler yapan bir eşiniz var ve sizin tek yaptığınız şey bakmak mı? Kanka bir yorumda bulunmayacak mısın? Bilmiyorum bir tek bana mı tuhaf geldi? Sonunda sesimi bulduğumda neden bunu yaptığını sordum. Sesimi bulduğumdan nasıl çevirdiğini bilmiyorum. Sonra da cesaret edebildiğimde herhalde. Neden bunu yaptığını sordum. Cevap vermedi ama kapağı yavaşça kapatıp kendini bagajın içine kilitlemişti. Rahatsız olmuş bir şekilde uzaklaştım. Neden yaptığını anlamadım ama açıkça onu mutlu ediyordu. Sadece oyundan çabuk sıkılacağını umuyordum. Lil sonraki 2 hafta boyunca bana bakmadı. Garip şakasını bitirdiğini düşünmeye başladım ve rahatladım. Bir gece Netflix'te bir dizi izliyorduk ve şaka yolu ona son zamanlarda bana baktığını görmediğimi ve casusluk oyunundan vazgeçmiş olması gerektiğini söyledim. Bana küçük bir gülümsemeyle baktı ve belki de bunda daha iyi oldum dedi. Bunu benim İngilizcesine bakmam lazım. Belki de bunda daha iyi oldum. İngilizcesi lazım bana bu cümlenin. Bir saniye. Tamam bu cevabın önemli olduğunu düşündüğüm için bakmak istedim de. Casusluk oyununu artık yapmıyor musun diye soruyor ya. Kız da ona belki artık bu konuda daha iyiyimdir diyor. Hani iyi bir casusu artık hani fark ettirmiyorum sana demek istemiş. Belki siz benden önce anlamışsınızdır da ben biraz geç anladım. Hiçbir şey söylemedim ama şaka yapıp yapmadığını merak ettim. Sonraki birkaç gün boyunca söylediklerini düşünmekten kendimi alamadım. Hala bana bakıyor muydu ben bakmıyorken ve ben fark etmemişken. Ve eğer öyleyse bundan ne çıkarı vardı? Paranoyak hissetmeye başladım. Sürekli köşeden mi yoksa bir kapının arkasından mı izlediğini kontrol ediyordum. Bu arada ben de aynı şey yapardım abi. Bir kere yakaladım mı full. Full o artı full. Eve geldiğimde ve o tam görüş alanımda olmadığında tedirgin oluyordum. Kendimi aptal ve biraz delirmiş hissediyordum. Ama başka bir olay olmadan birkaç hafta sonra rahatlamaya başladım. Mobilyaların ve duvarların arkasını kontrol etmeyi bıraktım ve kendi kendime bunun sadece kötü bir anı olduğunu söyledim. Sonra birkaç gün önce her şey çok daha kötü oldu. Lin bir arkadaşının yanına gitmek için ayrıldı ve ben kanepede uzanıp dizüstü bilgisayarımda birkaç oyun oynadım. Saat 9 civarı duşa girdim ve saçındaki akşam 9'dan bahsediyoruz. Ve saçındaki sabunu temizlerken izlendiğimi hissettim. Gözlerimi yavaş açtım ve neredeyse kalp krizi geçiriyordum. Lin duş perdesinin arkasından bakıyordu. Tüm başı duşa uzanmıştı. Sadece vücudu dışarıda.
ödüm kopar bu arada var ya, sadece perdesinde kafası çıkıyordu yüzden. Uzun koyu renk saçları perdeye doğru sarkıyordu. Uçlarından su damlıyordu. Ağzı korkunç bir sırıtışla açıktı. Gözleri kocaman ve kırmızıydı. Sanki bir sürede hiç göz kırpmamış gibiydi. Çığlık attım ve duvara doğru sıçradım. Ne hareket etti ne de gülümsemesi titredi. Makyajı yanaklarından iki siyah çizgi halinde aşağı attı. Sersem ve tamamen delirmiş görünüyordu. Çok korkmuştum. Birkaç saniye öylece durduk. İkimiz de tek kelime etmedik. Sonunda sanki sonsuzluk gibi gelen bir süreden sonra başını yavaşça duştan çıkardı ve perdenin ardından bulanık silüetini banyoya doğru geri hareket ederken izledim. Ya bir ne yapıyorsun desene. Bir saniye sonra banyo kapısı aynayı hissedecek kadar sert bir şekilde kapandı. Tekrar çığlık attım ve kapıyı kilitlemek için duştan atladım. Bir saatten fazla banyoda kaldım. Bazılarınıza göre aşırı tepki vermiş olabilirim. Ama şaka olsun ya da olmasın, artık bu çılgınlıklara katlanamayacaktım. Banyomda volta atarken her birkaç dakikada bir kapıyı dinlemek için dururken kendime sürekli bunu söylüyordum. Birdenbire boğuk bir ses duydum ve kulağımı banyo kapısına dayayıp dinlemeye çalıştım. Hiçbir şey duyamıyordum ama Lin'in kapının diğer tarafında durup şakasına kıkırdadığını hayal ediyordum. Öfke dalgası hissettim. Kendi evimde korkutulup bir saat boyunca banyoda saklanmak zorunda bırakıldığım için çok sinirliydim. Kardeşim bravo bu arada bunu şu an düşündüğün için. Hepsi ne içindi? Bir şaka mı? Eğer şakaysa korkunç bir şakaydı. Ne oluyor Lin diye çıkıştım. Bu bok gerçekten çok sinir bozucu olmaya başladı. This shit is getting out of. Özür dilemesini ya da bana pislik demesini bekledim. Ama bunun yerine hafif bir inleme duydum. O kadar sessizdi ki duyduğumu merak ettim ve sonra tam bir sessizlik oldu. Lin diye seslendim. Sesimdeki titremeyi bile gizleyemiyordum. Hiçbir cevap alamadım. Sadece kendi ağır nefes alışverişlerim. Tanrı'ya yemin ederim sadece lanet olsun bırak şunu diye bağırdım. Yumruğumu kapıya vurarak. Bana küfür etmesini bekledim. Onunla böyle konuşmamamı beklerdim. Daha önce ona hiç bağırmamıştım. Ama hiçbir şey yoktu. Sadece duş başlığından ara sıra damlayan bir ses. Herhalde kapının arkasından konuşuyor bu arada diye anladım. Korktuğumu inkar etmeyeceğim. Lanet kapıyı açıp kendi karımla yüzleşmekte. Evet, kapının arkasındaymış. Çok korkuyordum. Yaklaşık 30 dakika daha bekledim. Korktuğunuzda bu lanet olası bir ömür gibi geliyor. Sonunda geceyi banyomda saklanarak geçiremeyeceğime karar verdim. Bu yüzden dizlerimin üzerine çöktüm ve kapının altına baktım. Allah'ım, neredeyse yüzünün bana baktığını göreceğimi bekliyordum ama şükür ki görmedim. Öyle bir şey olsaydı ben mahvolurdum bu arada, çok iyi bir sahne olurdu. Koridordan merdivenlerin tepesine kadar görebiliyordum ama Lin yoktu. Bundan mutlu olmalı mıyım yoksa olmamalıyım bilmiyordum. Birkaç dakika baktım. Başının en üst basamağın üzerinden fırlamasını bekledim ama hiç çıkmadı. Ayağa kalktım. Elim kapının üzerindeydi ve kendimi zihinsel olarak açmaya hazırladım. Titrek parmaklarımla kilidi yavaşça çevirdim ve kapıyı açmak üzereyken hala düşündüğümde midemi bulandıran bir ses duydum. Öncekinden daha yüksek bir inleme sesi ama bu sefer nereden geldiğini anlayabiliyordum. Başımı ağır çekimdeymiş gibi dolap kapısına doğru çevirdim ve hafif aralıktan bana bakan karımla göz göze geldim. Dolap kapısı derken gözleri her zamanki gibi kocaman açılmıştı ve ağzı gördüm en iğrenç gülümsemeyle açıktı. Çığlık bile atmadım. Bunun için bile çok korkmuştum. Elleri göğsüne kenetlenmişti. Vücudu saf bir zevkle titriyordu. Sanki heyecanını zar zor kontrol edebiliyormuş gibi. Boğazından kısa boğuk bir inleme yükseldi. Derin ve çiğ. Tüm vücudumda bir ürpertiye neden oldu. Bir şekilde banyo kapısını açabilmeyi başardım ve olabildiğince hızlı bir şekilde merdiven... Dolap hangi dolap ya? Hangi dolap olduğunu anlayamadım. Yani bu dolap nerede? Bir şekilde banyo kapısını açabilmeyi başardım ve olabildiğince hızlı bir şekilde merdivenden aşağı indim. Otomo odasındaki masadan anahtarlarımı ve telefonumu kaptıktan sonra dışarı arabama doğru koştum. Arkamdan gelen tiz kahkahasını duyabiliyordum ama yaklaştığını duymadım. Ön kapıyı kapatma zahmetine girmedim. Yasal olarak yapmam gerekenden daha hızlı bir şekilde evden uzaklaştım. Ya korkudan ya da soğuktan titreyerek. Belki de her ikisinden de biraz. Bir ceket ya da bir çift ayakkabı bile almamıştım. Hala baksırmaydım ve saçlarım hala nemliydi. Abart bu arada, yani bu kadar da çıldırmaya gerek bilmiyorum. Hayal edemiyorum şu anda. Yaklaşık 40 dakika uzaklıktaki kardeşim Chris'in evine doğru sürdüm. Aldım her aramayı ve mesajı görmezden geldim. Kardeşimin garaj yoluna güvenli bir şekilde park edene kadar telefonumu kontrol etmedim. Lin 4 kez aramış ve bir sürü mesaj atmıştı. Hepsi nereye gittiğimi ve neden öylece ayrıldığımı merak ediyordu. Telefonumu öfkeyle gösterge paneline fırlattım. Onun umursamaz tavrına öfkelendim. Kardeşim ve karısı beni özellikle sadece bir boxer şortla giyinmiş halde görünce şaşırdılar. Ancak ihtiyacım olduğu kadar kalmamı söylediler. Chris bana biraz kıyafet ödünç verdi ve ne olduğunu sordu. Ona Lin ve benim kavga ettiğimizi söyledim ancak ayrıntılara girmedim. Onun karımı bir şaka yüzünden terk ettiğim için aşırı tepki verdiğimi düşünmesini istemedim. Garip bir şaka olsa. Bu arada harbi arkadaşa nasıl söylersin ki? Benim kocam garip garip şeyler yapıyor. Dolabın içinden çıkıyor, bana şey yapıyor. Ben de korkup çıktım. Ya bunu da arkadaşına söyleyemezsin. Yani onu yıllarca bu kadar ciddi olmak yerine rahatlaması için teşvik etmemiş miydim? Rahatlamasını ve gevşemesini istemiştim ama aklımda kesinlikle bu yoktu. Çok iyi. Böyle gideceğiz, yapacak bir şey yok. Zaten görüntülük bir şey yok, okuyorum zaten. O yüzden şunu çekeyim. Şaşırmadık bunun olmasına. Daha biraz daha yakınıma da gelebilirsiniz. Kanepelerinde uyumaya çalıştım ama beynim uyumama izin vermedi. Gözlerimi her kapattığımda Lin'in yüzünün dolabın içinden bana baktığını gördüm. Hangi dolap abi, onu bir anlasam. Tüm bu zaman boyunca orada benimle olduğunu bilmek tüylerimi diken diken etti.
Banyodaymış. Tam banyo dolabının içinden bakıyor. Banyonun içinden. Lanet vardı, hiç çıkmamıştı. Bunun yerine dolabın içine girdi ve beni kandırmak için banyo kapısını çarparak kapatmıştı. Tamam. Daha korkunç bu arada. Eve geri dönme düşüncesi bile bana kaygı veriyordu. Dönüp duruyordum, uyuyamıyordum. Chris sonunda bana biraz dinlenebilmem için uyku hapı verdi. Uykum korkunç rüyalarla doluydu. Lynn'in tüm gülümseyen yüzü. Tam güneş doğmaya başlarken uyandım. Yaralı bedenim kanepeden dolayı sızlıyordu ve kendimi bitkin hissediyordum. Bir noktada Lynn'i aramam gerektiğini biliyordum ama ona ne söyleyeceğimi bilmiyordum. Bana bir daha asla ürkütücü şeyler yapmayacağına dair söz vermediği sürece eve gitmeyecektim. Sadece karımı geri istiyordum. Onun normal ciddi hali bana hiç bu kadar iyi görünmemişti. Onu arayıp bunu söylemeyi düşünüyordum ki o tanıdık his üzerime çöktü. İzleniyordum. Tavana bakıyordum. Yüreğim boğazımda atıyordu. Bakışlarımı kaçırmak istemiyordum ama hissi ne kadar uzun süre görmezden gelirsem o kadar kötüleşiyordu. Gözlerim neredeyse kendiliğinden tavandan uzaklaştı. Yüzü kanepenin yanındaki pencereye bastırılmış, aynı kocaman gülümsemeyle bana bakıyordu. Ağzından salyalar aktı ve camda iki uzun çizgi bıraktı. Orada ne kadar süredir olduğunu bilmiyordum ama bir şey bana orada epey bir süredir, muhtemelen bütün gece kaldığını söylüyordu. Çığlık atma zahmetine girmedim ama o anda hissettiğim korkunun öfkemi bastırdığından korkuyordum. Kanepeden fırladım ve avucumu cama vurdum. Lynn, delirdin mi? Neyin var senin? Hemen eve git diye bağırdım. Hemen. Kıpırdamadı ve korkunç ifadesi hiç değişmedi. Gülümsemesi daha da büyüdü. Sanki hiç bu kadar neşeli olmamıştı. Chris ve karısının üst katta hareket ettiğini duyabiliyordum. Lynn sanki onları dışarıdaki yerinden duyabiliyormuş gibi başı hafifçe onlara doğru seyirdi ve ağzını yavaşça kapatmaya başladı. Chris üst kattan adımı seslendi. Belli ki endişeliydi. Döndüğümde karısı Rebecca ile birlikte merdivenden aşağı doğru aceleyle indiklerini gördüm. Pencereye geri döndüğümde Lynn gitmişti. Orada olduğuna dair tek işaret camdan aşağı hala damlayan iki damla salyaydı. Chris ve Rebecca ile Lynn'in beni pencerelerinden izlediğini gördüğümde uyandığımı açıklamaya çalıştım. Şüpheciydiler. Kim şüpheci olmazdı ki? Chris ve ben dışarı pencerenin önündeki noktaya gittik ama toprakta ayak izi yoktu. Sadece hafif bir çukur vardı. Muhtemelen hayvandı diye tahmin etti Chris. Ve ben de itiraz etmedim. O ve Rebecca tüm bölümü rüyamda gördüğümü varsaydılar ama anlamadılar ve ben de onları açıklayamayacak kadar yorgundum. O gün işten izin aldım ve cep telefonumu kapattım. Lynn ile yüzleşmek istemiyordum. O noktada sadece onunla konuşmak bile benim için fazlaydı. Gerçekten onda geri dönülmez bir şekilde yanlış bir şeyler olduğuna inanmaya başladım. Ne vaatlerde bulunursa bulunsun bir daha asla aynı olmayacağımıza. Bu düşünce beni derinden üzdü. Sabahın çoğunda ağladım. Öğlene doğru onunla yüzleşmeye hazır olduğumu düşündüm. Kendini açıklaması için ona son bir şans verdim. En azından 6 yıl sonra ona bunu verebilirdim dedim kendi kendime. Telefonumu açtım ve gönderdiği düzinelerce mesajı gördüm. Hepsi görünüşte endişeli bir eşten geliyordu. Konuşabilir miyiz? Seni seviyorum. Lütfen beni ara. Gerçekten endişeliyim. Cevap verebilir misin? Sadece eve gel. Ve aynı şeyler. Bana beni sevdiğini ve beni evde istediğini söyleyen tüm mesajlar. Ne kadar endişeliydi. Yaptığı çılgınca saçmalıklara değinen tek bir mesaj bile yoktu. Sanki Stephen King kitabından bir karakter gibi davranıyormuş. Gibi. Mesajları bile farklıydı. Normalde sadece bana bir somun ekmek almamı söylemek için romanlar yazardı. Garip entrikalarından sonra bana söyleyecek daha çok şey olduğunu düşünürdünüz. Bu durumdan kilometrelerce uzakta olan bazılarınız için muhtemelen çocukça geliyordur. Ama Lynn'in bana bakış şeklini, dört ayak üzerine nasıl kaçtığını, bir çılgın gibi dolabın içinden bana sırıttığını görseydiniz o zaman tepkimin haklı olduğunu düşünürdünüz sanırım. Sonunda Chris ve Rebecca ile bir gece daha kaldım. Dün öğleden sonra uyandım ve şükürler olsun ki Lynn'in yüzünü pencereden beni izlerken görmedim. Karışmak istemiyorum çünkü bu benim işim değil ama bu kavga düzeltilebilecek bir şey mi diye sordu Rebecca. İkimize de öğle yemeği için birer sandviç yapmıştı ve meraklı görünmeden konuyu açmak istediğini biliyordum. Bilmiyorum, ben sadece o an sanki farklı bir insan dedim kelimelerimi dikkatli seçerek. Hala onun ve Chris'in uğraştığım yarasa boku çılgınlığının tam boyutunu bilmesine hazır değilim. Yarasa boku çılgınlığı da nedir? İnsanlar değişir ben ama o hala evlendiğin aynı kadın. Belki de ikinizin de sorunlarını konuşmanız gerekiyor. Neler oluyorsa eminim düzeltilebilir dedi her zamanki gibi barış elçisi. Sanırım artık o kadar geçti. Konuşmanın bir işe yarayacağını düşünmüyorum. Ona güvenmiyorum dedim. Sözler kalbimi acıttı. Karımı özüyordum ve seviyordum. Ama böyle bile nasıl yaşayabilirdim? Sürekli korku içinde yaşamak pek de çekici gelmiyordu. Abi gidip sen karına diyeceksin ki sen garip garip tuhaf tuhaf davranıyorsun. Senin derdin ne diyeceksin? Yani korkak bir pısırık gibi ev saklanıyorsun. Konuşmuyorsun da yani. Lil seni seviyor. Kesinlikle yıkılmış olmalı dedi. Bunu bilmiyorum dedim. Bana kesinlikle öyle göründü. Onu hiç bu kadar üzgün görmemiştim. Tanıdığım Lil'e hiç benzemiyor dedi Rebecca. Başını üzgün bir şekilde sallayarak. Sözlerin gerçekten içime işlemesi tam bir dakika sürdü. Ve işlediğinde korkunun tenime işlediğini hissettim. Bekle, ne demek istiyorsun? Onu gördün mü? Lin'i gördün mü diye sordum. Ağzım aniden kurumuştu. Rebecca sanki bu gerçek bir kabus yakıtı değilmiş gibi rahat bir şekilde başını salladı. Belki onun için değildi. Bu sabah Chris işe gittikten hemen sonra uğradı dedi. Masadaki tabakları temizlerken. Ama arabasını görmedim. Belki bir Uber ya da benzeri bir şey kullanmıştır. Beck. Rebecca'dan bahsediyorum. Beck. Ne dedi? İçeri mi girdi diye sordum. Alnımda ter birikmeye başlamıştı. Etrafıma bakmaya başladım. Sanki arkalarında bir avcı pusuya yatmış gibi köşeleri inceliyordum.
Hayır, sadece uyanık olup olmadığını sordu ve ben de uyanık olmadığını söyledim. Seni uyandırmamı isteyip istemediğini sordum ama hayır dedi. Sadece uyumana izin vermemi söyledi dedi bulaşıkları yıkarken. Hepsi bu mu? Başka bir şey söylemedim diye sordum. Hayır ama berbat görünüyordu. Sanki günlerce uyumuyormuş gibi. Bence onu aramalısın. Masadan kalktım ve Rebecca'ya öğle yemeği için teşekkür ettim. En azından içeri girmediğini bilmek beni biraz daha iyi hissettirdi. Yine de kapıların kilitli olduğundan emin olmam gerekiyordu. Gerçek bir korkaksın sen de, pısırıksın harbiden ya. Bir süre oturup ne yapacağımı anlamaya çalıştım. Eve gitmek istemiyordum ama eğer yapabilirsem yine yardım etmem gerektiğini hissediyordum. Onu hastalıkta ve sağlıkta sevmeye ve onurlandırmaya yemin etmemiş miydim? Açıkça çok hastaydı. Evet. Evet, belli ki. Eğer hasta olsaydı, ki gerçekten hasta olduğuna inanıyordum, ona ihtiyacı olan yardımı sağlamaya çalışmalıydım. Ama nereden başlayacağımı bile bilmiyordum. Polisi aramak istemiyordum ve ayrıca onlara ne söyleyecektim hakikaten? Karımın bana baktığını mı? Ürkütücü davrandığını mı? Ne kadar tuhaf olsa da henüz hiçbir suç işlememişti. En azından henüz. Polis muhtemelen aşırı tepki verdiğimi söylerdi ama bu bir şaka değildi. Yanlış hissettiriyordu. Hatta tehlikeliydi. Gülümsemesinin altında uğursuz bir şey gizleniyormuş gibi. Kocası olarak onu hastaneye yatırma hakkım olduğunu biliyordum ama ya onların yanında normal davranırsa? Abi bir hastaneye yatırmadı, bir konuşsan önce. Adam akıllı hiç konuşmadın ki. Rebecca'yı sadece endişeli bir eş olduğunu düşünmeye kandırmayı başarmıştı. Doktorlar onu kendisi veya başkaları için tehlikeli bulmadıkları sürece 72 saat onu serbest bırakmaktan başka çareleri yoktu. Kendimi kaybolmuş ve bunalmış hissettim. Bu yüzden benim durumumdaki her kocanın yapacağını yaptım. Annesini aradım. İnanın bana, istemezdim. Annesi Marian... bunu bir okutacağım. Marianne. Marianne. Tam doğru okumuşum. Annesi Marianne ve ben hiçbir zaman iyi geçinemedik. Hiç kavga etmedik veya buna benzer bir şey yapmadık. Çok sıcakkanlı bir insan değildir. Ve anlaşması kolay biri değildir. Neredeyse hiç gülümsemez ve gülümsediğinde bile sadece dudakları ince dudaklı bir gülümsemeye dönüşür. Gözleri eskisi kadar boş kalırdı. Sürekli saldırgan bir tavır takınıyormuş gibi hissettiren bir aura yayıyordu. Onunla sadece iki kez tanışmıştım ve her ikisi de çok kısa ziyaretlerdi. Ne? İki kez mi? Kızı için beni onaylamadığı izlenimini edindim. Lynn her zaman bize hem dışarı çıkarırdı çünkü beni rahatsız hissettirmek istemezdi. Buna minnettardım. Annesinin yanında olmak neredeyse dayanılmazdı. Camın üzerinde yürümek gibiydi. 3 eyalet öteye taşındığımızda onu sık sık görmek zorunda kalmadığımız için mutluydum. Kadından uzak durmaktan mutluydum ama yardımına ihtiyacım vardı. Onunla hiç konuşmak istemiyordum ama biriyle ve Lynn'i benden daha iyi tanıyan biriyle konuşmam gerekiyordu. Bu yüzden dişlerimi sıktım ve yapmam gerekeni yaptım. Evet diye cevapladı. Zaten sinirli görünüyordu. Marian, ben... Konuşmak için bir dakikan var mı diye sordum. Sinirli bir şekilde dilini şaklattığını duyabiliyordum. Birkaç çek yazmanın ortasındayım ama ısrar edersen sanırım bir dakika ayırabilirim. Benjamin'le ne hakkında konuşmak istiyorsun dedi soğukkanlılıkla. Benjamin'le mi? Anlamadım şu an bunu. Neyse. Lynn'le ilgili garip davranıyor ve bir şey olup olmadığını merak ediyorum. Hemen sözümü kesti. Gevezelikleri takip etmek biraz zor Benjamin. Benden ne istiyorsun diye sordu. İnce kazak ve pantolonuyla orada durup tırnaklarını sabırsızlıkla masaya vurduğunu neredeyse görebiliyordum. Hiç garip bir davranış fark ettin mi ya da herhangi bir akıl sağlığı sorunu diye sordum. Uzun rahatsız edici bir duraklama oldu. Bunu sadece düşündüğü için mi yoksa başka bir şey için mi olduğunu anlayamadım. Sonunda birkaç saniye sonra konuştu. Bunun senin şakalarından biri olup olmadığından emin değilim Benjamin. Ama öyleyse bunda komik bir şey bulamadım. Şimdi dediğim gibi ilgilenmem gereken işler var. Bu yüzden eğer senin için sorun değilse dedi ama benden kurtulmadan önce sözünü kestim. Marian, şaka değil. Lynn'in ruh sağlığı konusunda gerçekten endişeliyim. Son zamanlarda davranışları çok dengesiz. Onun için çok endişeliyim ve annesi olarak senin de endişeli olacağını düşündüm dedim. Sesindeki hayal kırıklığı belli oluyordu. Gerçekten endişeliysen sağlık uzmanlarını dahil etmeni öneririm. Benden ne beklediğini bilmiyorum diye çıkıştı. Abi var bizde bak, Türkler olsa neyse. Telefonu kapatmaya saniyeler kala telefonu kapatacağını anlayabiliyordum ve nedense ona izin vermemek için çaresizdim. Söylediğinden çok daha fazlasını bildiği hissine kapıldım. Lütfen benim için değilse bilinin için yap diye denedim. Hafif titrek bir nefes alış duydum. Sanki çelik bir kişiliğini bir arada tutmaya çalışıyormuş ama başaramıyormuş gibi. Marian, ne oldu diye başladım. Benjamin, sana ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Tek tavsiyem profesyonel yardım alman. Bir daha burayı arama, hoşça kal. Ona seslenmeye çalıştım ama telefonu kapatmıştı. Aramayı ve bana yardım etmeyi reddetmesini anlamaya çalıştım. Benden hoşlanmasa bile neden kendi kızına yardım etmek istemesin ki? Bunu anlayamadım. Kaçırdığım bir şeyi bulmak için çaresizce konuşmayı tekrar etmeye çalıştım. Bir süre sonra neredeyse pes edecektim. Ta ki bana söylediği son sözleri hatırlayana kadar. Profesyonel yardım al. Bu sözleri biraz acil bir şekilde söylemişti. Sadece saman çöpüne tutunuyor olabilirdim ama hayır. Bunu söylerken sesini biraz değiştiğinden emindim. Sanki çok önemlilermiş gibi. Ne demek istemişti? Tıbbi uzmanlardan bahsettiğini varsaydım ama belki de başka birinden bahsediyordu. Nedense doğrudan söylemekten rahat hissetmediği birinden ya da belki de sadece çaresizdim.
Chris'in eve gelmesini bekledim ve onunla ve Rebecca ile çok uzun ve yorucu bir konuşmanın ardından Lee'nin gerçekten psikiyatrik yardıma ihtiyacı olduğunu onlara ikna ettim. Onlara her şeyi anlatmadım. Henüz anlatmaya hazır değilim ama onlara son karşılaşmamızı anlattım. Banyoda nasıl saklandığını, dolaptan bana nasıl baktığını. Açıkça şok olmuşlardı ama neyse ki bana inandılar. Onlar da ona yardım etmek istiyordu. Yine de bunun çok ciddi olduğunu düşünmüyorlardı. Garip belki ama tehlikeli değildi. Sadece Lee'nin garip bir şaka yapıyor olması gerektiğini söyleyip durdular. Belki YouTube için diye teklif etti Rebecca, görüntüsüzce de olsa. Chris henüz polisi dahil etmemiz gerektiğini düşünmüyordu. Bunun yerine benimle gitmeyi teklif etti ve ben de hemen kabul ettim. Onunla sakin bir şekilde konuşmanın, onu gönüllü olarak gitmeye ikna etmeye çalışmanın en iyi çözüm olduğunu düşünürdü. Onun istediği gibi yapmayı kabul ettim. En azından o eve tek başıma girmeyecektim. Gerçekten korkaksın ya sen, üf. Sabah kahvaltıdan hemen sonra arabayla gittik. Gece gitmem mümkün değildi. Garaja girdiğimizde mide taklalar atmaya başladı. Arabası orada değildi ama yine de dikkatimi dağıtmadım. Ön kapı aralıktı ve bir anlığına gözlerinin aralıktan baktığını göreceğimizi düşündüm. Titriyordum ve terlemeye başlamıştım. Ancak Chris iyiydi. Elleri cebinde, sanki parkta yürüyüşe çıkacakmış gibi kapıyı açmamı bekledi. Cahilliğine imrendim. Oha, çok iyi cümle değil mi? Kapıyı iterek açtım ve hemen çürümenin kokusuyla karşılaştım. Chris de kokusunu aldı ve burnunu kırarak arkandan eve girdi. Burada yerleri temizlemek için ne kullanıyorsunuz? Bok mu diye mırıldandı Chris. Çenenizi kapatın dedim. Gözlerim Lee'ye dair herhangi bir işaret arıyordu. Sabahın onu olmasına rağmen ev ölümcül derecede sessiz ve karanlıktı. Tüm perdeler sıkıca kapatılmıştı. İçeriye güneş ışığı girmesine izin vermiyordu. İki gün önce bırakmamış olsaydım evin terk edildiğini düşünürdüm. Her odada dolaştık. Saklanabileceği her yeri dikkatlice kontrol ettik. Ara sıra adını söyledik. Neden kanepenin altına bakıyorsun diye sordu Chris sonunda. Karını aramıyor muyuz? Bana aptalmışım gibi bakıyordu. Hadi yukarı çıkalım diye fısıldadım. Başını salladı ama banyoyu ve yedek yatak odasını kontrol etmek için merdivenlerden yukarı beni takip etti. Yukarı çıkarken ayakkabıların birkaç basamağın üzerine saçılmış gibi görünen cam parçaların üzerinde çıtırdadı. Merdiven boyunca duvara asılı Lee'nin ve benim düğün portrelerimizden birinin kırıldığını fark ettim. Çerçeve eğri bir şekilde asılıydı. Tüm camlar çıkarılmıştı. Resme baktım. Boğazında bir yumru oluştu. Kiliseden ayrıldıktan hemen sonra, yeminlerimizi ettikten sonra fotoğrafı çekmiştik. Beyaz elbisesi çok güzel görünüyordu. Lee'nin güzel yüzüne baktım. Yüzünün benim için bir terör kaynağı olacağını daha önce hiç düşünememiştim. Geri kalan basamakları tırmandık ve yedek yatak odasını kontrol ettik. Yedek yatak odası da nedir? Ancak tamamen el değmemiş gibi görünüyordu. Banyoya gitmekte tereddüt ettim. O geceki korkum birdenbire geri döndü. Chris fark etti ve tek başına girmeyi teklif etti. Ancak buna izin veremezdim. Bu yüzden birlikte içeri girdik. Dolabı ve duşu kontrol ettik. Banyo ayrıldığım geceden beri dokunulmamış gibi görünüyordu. Sanırım burada değil ben. Neden birkaç kıyafet almıyorsun? Yarın veya başka bir zamanda tekrar gelmeye çalışalım dedi Chris. Başımı saldım ve yatak odamıza girip birkaç kıyafeti bir spor çantasına tıkıştırdım. Dolabımızın içini kontrol ettiğimde kokunun kaynağını buldum ve kustum. Ne gelecek abi? Chris bir bakış attı ve yüzündeki tüm renk kayboldu. Görüntüden ve kokudan uzaklaşmak için merdivenlerin yanında durmak zorunda kaldı. Yatak odası dolabımın içinde yatan şeye şaşkınlıkla baktım. Halıya batırılmış en az bir düzine göz küresi vardı. Hepsi dikkatlice çiftler halinde yerleştirilmişti. Bazıları çeyrek kadar büyüktü, diğerleri ise bilye kadar küçüktü. Göz küresi derken küçük hayvanlardan topladığı gözlere baktım ve bunları nasıl edindiğini merak ettim ve bu düşünce ay çok kötü. Dostum, Becca'nın ayakkabı bağımlılığıyla başım dertte sanıyordum ama siktir et, karım burada göz küreleri topluyor dedi Chris öğürerek. Bence gitmeliyiz. Koridordan seslendi, midem bulanıyor. Tamam, spor çantamı aldım ve yeni kabusumun üzerine dolap kapısını kapattım. Koridora çıktım ve derin bir nefes aldım. Dilimde çürük tadı alabiliyordum ve öğürmeden edemedim. Kim göz kürelerini dolabında böyle sıralar ki diye mırıldandı Chris. Sana yardıma ihtiyacı olduğunu söylemeye çalışmıştım dedim. Yardım ihtiyacı yok ben. Lanet olası bir şeytan çıkarma uzmanı ihtiyacı var dedi. Geliyor musun? Kokusuna hiç dayanamıyorum. Sözcükleri boğazında boğuldu ve gözleri korkuyla kocaman açıldı. Nedenini sormadım. Hissedebiliyordum. Biri beni izliyordu ve bunun dolaptaki gözler olduğunu düşünmedim. Arkamı döndüm. Gözlerim yavaşça yatak odasını tarıyordu. Tanrım diye fısıldadım. Sonunda neyi kaçırdığımızı gördüğümde. Yatağın altında yan yatmış Noel sabahı bir çocuğun heyecanıyla bizi izleyen karım vardı. Elleri çenesinin hemen altında birleştirmişti ve hevesle titriyorlardı. Artık bulunduğunu bildiğine göre çıkardığı sessiz sesleri duyabiliyordum. Boğazında bir tür hıçkırık sesi, sanki heyecan ona fazla gelmiş gibi. En hafif tabirle sinir bozucuydu. Geniş gözler ve aynı kocaman gülümseme. İçimdeki her şey bana kaçmamı söylüyordu ama ben kendimi zorladım. Bu benim karımdı. Ne kadar çarpık olursa olsun o hala evlendiğim kadındı. Ona yardım etmeliydim. Lee dedim yumuşak bir sesle. Cevap vermedi ama başı iki hızlı hareketle ileri geri sallanıyordu. Sanki başını sallıyormuş gibi. Bebeğim, sadece yardım etmek istiyorum, tamam mı? Sen bunu yapmama izin verir misin diye sordum. Tek bir adım öne atmıştım. Ona tehlikeli bir hayvan gibi yaklaşıyordum. Seni seviyorum Lee dedim yumuşak bir sesle. Bir adım daha yaklaştım. Ağzından minik bir inleme çıktı ve bende kaçma isteğine direnmek zorunda kaldım. Omuzları titremeye başlamıştı ve gözleri tabak gibi büyüdü. Onu daha iyi görebilmek için çömeldim ve hemen kanı gördüm. Elleri kanla kaplıydı. Yaklaştıkça daha da titriyorlardı. Sanki kendini zor tutuyormuş gibi.
Lin, yaralı mısın? Kanıyorsun dedim. Tekrar başını salladı. Kanlı parmakları görünmez bir piyano çalıyormuş gibi yukarı aşağı hareket ediyordu. Bazen çenesine sürtünüyor, teninde kan lekeleri bırakıyorlardı. Tiksinerek geri çekilmek istedim. Ondan gelen koku iğrençti. Kusmuğun boğazıma tırmanmaya çalıştığını hissedebiliyordum. Dudakları kuru ve incecikti. Çatlakların arasından kan sızıyordu. Kendi kendine dışarı çıkmayacağını biliyordum ama onun içinde bulunduğu durumda bırakmak istemiyordum. Daha da yaklaştım ve ona doğru uzandım. Heyecanlı hıçkırık sesleri daha da yükseldi ve elleri titredi. Parmakları esnedi. İşte o zaman parmakların arasından sızan kanı görebildim. Aman tanrım Lin, kanıyorsun dedim. İçgüdüsel olarak elini tutmak için uzandım ama ona dokunabilmemden önce eli bana doğru fırladı. Kolumdan keskin bir acı geçti ve kıçımın üstüne düştüm. Kolum yanıyordu ve kanın halıya damladığını görebiliyordum. Ona şok içinde baktım ve çılgınca sırıttığını, parmaklarının büyük bir cam parçası karadığını gördüm. Oha! Orada iyi misin diye sordu Chris arkamdan. Başımı hafifçe çevirdim, ona doğru başımı saldım. Kolumu göğsüme bastırdım. Lin'e doğru döndüğümde odağının değiştiğini gördüm. Artık bana bakmıyordu ve artık gülümsemiyordu da. O Chris'e aç bir aslanın bir antilopa baktığı gibi bakarak yanımdan bakıyordu. Ağzı hala açıktı ama bir hırlamaya dönüşmüştü. Ayağa kalktım ve koridorda geriye doğru yürümeye başladım. Gözlerimi ondan ayırmaya korkuyordum. Kanıyor musun diye sordu Chris. Kelimeler ağzından çıktığı anda Lin hızla yatağın altından çıkmaya başladı. Cam parçası hala elindeydi. Chris koş git diye bağırdım. Hareket edemeyecek kadar korkmuş olmalı ki bir saniye sonra sırtımın ona çarptığını hissettim. Hala merdivenlerin tepesinde duruyordu. Karım olan dehşete bakıyordu. Lin yatağın altından tamamen çıkmış ve yatak odası kapısında duruyordu. Yüzü öfkeyle çarpılmıştı. Tüm vücudu göze görülür şekilde gergindi. Kan parmaklarının aşağı yere akıyordu. Aman tanrım Lin dedi Chris. Sen saklambaç mı oynuyorsun? Geriye uzandım ve onu basamaklara doğru ittim. Kıçını kaldır Chris dedim olabildiğince sessiz ama kararlı bir şekilde. Lin başını hızlı ve keskin hareketlerle salladı ve sırıtmaya başladı. Ağzını daha da açarak çenesi göğsüne değecek kadar açtı. Şimdi gibi bir gülümsememe. Chris'in yani ben daha çok şöyle bir gülümseme hayal etmişim ama bu daha kötü sanırım. Chris'in bir dua mırıldandığını duydum ve sonra merdivenlerden aşağı koştu. Basamakların tepesinde açıkça ciddi yardıma ihtiyacı olan bir kadına duyduğum sevgiyle kendimi koruma duygusu arasında sıkışıp kaldım. Çok iyi bu cümle. Sadece yardım etmek istiyorum dedim gözyaşlarımı tutarak. Gözleri bir kez daha bana odaklandı ve bardağı yavaşça kaldırıp önünde tuttu. Sonra bana doğru koşmaya başladı. Büyük bir heyecanla sırıtıyordu. Neyse ki vücudum kontrolü ele aldı ve merdivenden ikişer üçer atlayarak aşağı indim. Ön kapıya varmadan önce sırtımı atladığını, kollarını boynuma doladığını, ağzı açık kulağımın yanına koyduğunu hissettim. Böylece o korkunç hıçkırık seslerini yakından duyabiliyordum. Onu üzerimden silkeleyerek yere düşürdüm. Gittiğinde sırtımda yakıcı bir acı hissettim ama ön kapıyı hızla açtım ve arabama doğru koştum. Chris ön bahçede duruyordu. Polise telefonda konuşuyordu. Tek kelime etmedim. Sadece arabama koştum ve içeri atladım. Chris ipucu aldı ve beni takip etti. Hala 112 numaralı hattaydı. 911-112 diye çevirmiş. Bu arada süper. Dikiz aynasına baktım. Onu orada arkamızdan koşarken göreceğimden emindim. Ama hiç görmedim. Hemen acil servise gittim ve kolumda 11, sırtımda 3 dikiş atıldı. Polis bir sürü soru sordu ve arama yapmak için eve geri döndü. Ama tabii ki Lin orada değildi. Bana bir sürü arkadaşım veya akrabamın yanında kalmamı ve elimden geldiğince erken bir zamanda uzaklaştırma kararı çıkarmamı söylediler. Ama bunların hiçbir önemli değildi. Bir şekilde biliyordum. Chris'i eve bıraktım ve bir saat uzaklıktaki bir motele gittim. Lin ile aramıza olabildiğince mesafe koymak istedim. Son 4 saattir buradayım. Belki polis onu bulur diye düşündüm. Belki de ona acilen ihtiyaç duyduğum yardımı sağlarlardı. Ama artık öyle düşünmüyorum. Çünkü 40 dakika önce bilinmeyen bir numaradan bir mesaj aldım. Sadece 3 kelime. Seni buldum. I found you. Beklenmiş bir resim. Resim karanlık ve grenliydi ama ne olduğunu hemen anladım. Eşimin gözüyle karıştırılmaması imkansızdı. Son cümleyi anlamadım. Hemen İngilizcesine bakacağım. Yani çok anlayamadım. Ben hani adam otururken onu bir yerden çekti falan sandım ama kadın kendi gözünü çekmiş olabilir yani seni buldum diye. Ama öyle anladım. Emin değilim. Hemen ardından bunu şu anda yazmaya başladım. Ne yapacağımı bilmiyorum. Yalnızım ve korkuyorum ve izlendiğimi hissetmekten kendimi alamıyorum. Hikayenin sonu. Posttan sonra bir gelişme yok. Yani tekrar bir update geçmemiş. O yüzden ne olduğunu bilmiyoruz. Tabii bu gerçek mi tartışılır bir konu. Ama hikaye güzeldi. Gerçekse de bilmiyorum. Hani psikolojisi bozulmuş bir eşe sahip olan bir adamın hikayesi de olabilir. Tabii bir uydurma da olabilir. Her şey olabilir. Ama etkileyici bir hikayeydi açıkçası. Ben beğendim. Hiçbir hikaye tabii ki Atakan'ın yerini tutamaz bence. Ama yine de yabancıların da hikayelerinin çok da boş olmadığını düşünüyorum. Bence dinlemesi keyifliydi. Bu en çok okunan dediğim gibi hikayelerden bir tanesi. Aşağıdaki yorumlarda herkes devamı var mı, ne yaptın falan diye sürekli sormuşlar ama bir cevap ya da bir devam mı yok açıkçası. Şu anda ne olduğunu bilmiyoruz. Evet aşklarım, umarım keyif almışsınızdır. Ben keyif aldım açıkçası bu videodan. Sizleri çok seviyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olup beni Instagram'dan takip etmeyi lütfen unutmayın. Öpüyorum sizi kocaman. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.